Evet bahar gelecek bakın alımlar evet 45 bin öğretmenimiz atanacak alımlar şu an var ama emin olun yani a hocam seçimden önce 45 bin aldılar seneye olmaz falan hiç hiç öyle düşünmeyin seneye 45 binden de yüksek olacaktır coğrafyacılar bana soruyordu hocam kaç olur ben 500'ün üzerinde bekliyorum diyordum yok hocam daha neler diyorlardı 750 coğrafyacı aldılar ve bizlerle ÖABT'ye hazırlanan bütün arkadaşlarımız Atanıyor şu anda bize 500 yetiyordu 750 oldu ee, çok şükür mahcup olmadık çok mutluyum o açıdan ee, coğrafya ÖABT'de e, başarılı olduk diyebilirim yüzde yüz başarıyla bir seneyi kapatmış olduk Tabii biz bunun reklamını çok yapmıyoruz Türkiye ikincisi ilk onda iki arkadaşımız ilk ellide de yedi arkadaşımız var ama hiç yayınını yapmadım onların başarısı çünkü benim değil onlar anlatmak isterlerse zaten anlatıyorlar. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin iklim tipleri ve çok çok önemli olan iklim grafikleriyle karşı karşıyasınız. Buyurun, başlıyoruz. Evet, burada sistem tabii daha tam oturtamadım ama biraz titreyebilir. Yorum yapmayı kapattım. Umarım iyidir. Evet, tabii İklim tiplerimiz ve iklim grafiklerimiz. Aslında ben bu harita üzerinde size oynat diyeyim geçerli sayfa olsun. Biraz gürültü gelebilir arka fonda ev arkadaşlarım var. Ee, onlardan gelebilir. Şimdi söylerim biraz daha sessiz olmaları gerektiğini. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah. Değerli arkadaşlarım bakın Türkiye'de dört iklim tipi görülmektedir. Malumunuz Karadeniz iklimi yalnızca Karadeniz'de değil Marmara'nın kuzeyinde. Özellikle Yıldız Dağları bölümü ve Çatalca Kocaeli'nin kuzey kısmında da Karadeniz iklimi görülür. Az sonra özelliklerini ve nihayetinde grafiğini de size anlatacağım. Ve çok önemli uyarılarda bulunacağım. Dikkat edin. Akdeniz iklimi yalnızca Akdeniz'de değil, Güney Marmara, Ege, e, elbette Akdeniz, biraz şuradan Maraş oluğunda içeri doğru alın ve Güneydoğun'un bir kısmında da, bakın en çok burayı unutuyorsunuz. Güneydoğun'un bir kısmında da Akdeniz iklimi görülür. Şurası gidiyor. Hani burası Güneydoğu karasal zannediyorsunuz gidiyor. Güneydoğu'da bir kısmı derken Gaziantep, Urfa'ya kadar Akdeniz iklimi var. Tabii Güneydoğu'nun tamamında değil. Ama Güneydoğu'nun bir kısmında Akdeniz iklimi özelliği görülür. Ve yine arkadaşlar Ege'de kıyıdan iç kesimlere gidildikçe Akdeniz ikliminin özelliklerini göstermeye devam ettiğini biliyoruz. Dağlar Ege'de denize dik uzandığı için bakın... Dağlar denize dik uzandığı için dağlar arasında kalan grabenlerden biliyorsunuz burada horse graben sistemi var. Grabenlerden içeri doğru gidiyor. Şimdi bu bilgi çok klişe bir bilgi olduğu için sizi tuzağa düşürebilir. Nasıl düşürebilir? Aa Ege'de Akdeniz ikliminin etkisi iç kesimlere girebiliyor demişti hoca. Tamam tamam girebiliyor ama bunu lütfen abartıp Afyon, Uşak, Kütahya üçgenine kadar götürmeyin tam Akdeniz iklimi Ege'de iç kesimlere girebilir. Dağların denize uzanış doğrultusu sebebiyle. Ama bu hali olsun İzmir'den Aydın'a, Denizli'ye, Manisa'ya ama Afyon'u Kütahya'da Akdeniz iklimi var demeyin. İçeri giriyorsa o kadar da girmiyor. Akdeniz'e nazaran biraz daha geniş alanda Akdeniz iklimi görülebiliyor. Akdeniz bölgesine nazaran Ege'de biraz daha geniş alanda Akdeniz iklimi özellikleri görülebiliyor. Buna dikkat edin. Afyon'un Şakütahya az sonra göreceksiniz. Başka bir iklim tabii ki. Ege'nin iç Ege'nin illeri Afyon'un da Akdeniz iklimi görülmüyor. Denizli denize kıyısı yok ama Akdeniz iklimi görülüyor. Güneydoğu'da unutmazsan problem yok. Şimdi Türkiye'de geniş alanda görülen iklim tipi Ergene, yer bilginizi geliştirin Ergene, İç Ege, İç Anadolu, Doğu'nun büyük kısmı ve Güneydoğu Anadolu. Bakın bu geniş alanda görülen iklim tipi ılıman karasal step bozkır iklimi. Ilıman karasal step bozkır iklimi. Şimdi hocam biz denizel bir ülkeyiz. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Nasıl oluyor da ılıman karasal step bozkır iklimi, yani karasal iklim bu kadar geniş alanda görülebiliyor? İki sebebi var. Size bırakıyorum biraz düşünün. Türkiye'de karasal iklimin yaygın olmasının iki sebebi var. Bir, yer şekilleri. İki, yükselti. Türkiye denizel bir ülke olmasına rağmen, Türkiye'de karasal iklimin yaygın olması yer şekilleri ve yükselti nedeniyledir. Şimdi bu ikisini açacağım size yer şekilleri. Evet Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel, adeta bir duvar var burada. Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel, burada da bir duvar var. Deniz etkisinin içeri girmesini engelleyen iki duvarımız var kuzeyde ve güneyde. Ne diyordu Ramazan Özey hocam coğrafyacılar bilir. Marmara Üniversitesi'nin Profesör Doktor Ramazan Özey ne diyordu? Türkiye adeta doğal bir kaledir. Değil mi? Bu yüzden Türkiye'ye hakim olan dünyaya hakim olur. Öyle diyor değil mi? Evet. O Merkez Anadolu hakimiyet teorisi. Neyse. İşte bu iki duvar, bu iki kale deniz etkisinin içeri girmesini engel oluyor. Yer şekilleri karasal iklimin yaygın olmasına sebep oluyor. Ama aynı zamanda yükseltiye bağlı da karasal iklim genişliyor, alanını genişletiyor. Demek ki Türkiye'de yer şekilleri ve yükselti nedeniyle karasal iklim yaygındır. Ama çok daha yüksek bir yer var: Erzurum, Kars, Ağrı. Değerli arkadaşlar bu arada söyleyeyim, normal günümüz Perşembe değil. Ben yolculukta olduğum için Perşembe günü yaptım. E, günü ve saati sizlerle yeniden paylaşacağım. Salı günleri devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Her Salı 22:00'da e, derslerimizi yapmaya ve hafta boyunca da sorularınızı paylaşmaya devam edeceğiz. Bakın burası daha yüksek. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı. Nasıl iklim var burada? Sert karasal iklim. Sert karasal iklim özellikleri görülür. Ne oldu şimdi? Gelelim önemli bir kısmı. Türkiye'de dört iklim var. Karadeniz, karasal, sert karasal ve Akdeniz iklimi. Burayı temizleyelim. Sizinle Yine lise bilgimiz bize der ki iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Marmara. Şimdi bunu unutur musun benim için? Bölgesel soru olmadığını biliyorsunuz değil mi? Yeni hazırlanan arkadaşlarımız da vardır aramızda. Bölge sorusu olmaz. İklim çeşitliliği en fazla Marmara dersen, ısrarca bunu söylersen ki çok çok görüyorum, duyuyorum. Hala iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Marmara. Ne münasebet. Hayır öyle bir şey yok. Neden? Olur mu hocam Marmara işte bak Akdeniz, Karasal, Karadeniz. Böyle soru kalıbı kalmadı. Böyle soru kalıbı olmadığı için eğer sen bunu sözel olarak vurgularsan dersinde arkadaş da şöyle bir soruda gider yanlış yapar. Sonra neden yanlış yaptığını bile anlamaz. O da ben dinledim bu hocaları çok da iyi anlattılar ama ben niye bu soruyu yanlış yaptım der. Bakın nasıl yanlış yapar. İklim çeşitliği en fazla Marmara dedin. Buyurun sana bir çizgi. A çizgisi. Buyurun sana bir çizgi. B çizgisi. Şimdi hangisinde iklim çeşitliliği daha fazla? Hangisinde iklim çeşitliliği daha fazla arkadaşlar? Açıyorum. Açıyorum yorumu. Elim niye o kadar titriyor? Yorgunluktan olsa gerek. Hadi bakayım söyleyin hangisinde iklimçi? A'da mı iklim çeşitliği daha fazla? B'de mi? A mı B mi? İklim çeşitliği hangisinde fazladır? B'de daha fazladır. O yüzden o sözel olan Marmara vurgusu sizi buna götürmesin. Ama bu çizgi A, evet cevabımız B. Neden hocam? Çünkü Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklimi içeri giriyorsun dağlar var. Dağların bu tarafına Gümüşhane'ye giriyorsun. Trabzon'dan Gümüşhane'ye giriyorsun. Gümüşhane'de karasal. O yüzden B'de daha fazla iklim çeşitliği var. A'da Ergenedesin, Ergene'ye geliyorsun. Karasal Karasal. Ama bu çizgi A'daki çizgi böyle değildi. Şöyle olsaydı. O zaman burası olurdu tabii ki. Karadeniz, Karasal, Akdeniz olurdu. Önemli olan artık o çizgi boyunca iller arasında geçen senenin sorusu bir ilden başka bir ile götürdü seni. Aynı mantık. Yahu geçen sene şu Orta Karadeniz'e dikkat edin. Bakın burası Karadeniz gibi değil burada dağlar alçak yerde bundan iki tane soru çözdü arkadaşlar. Ki bizim ilk öğrettiğimiz şeydir değil mi? Samsun'da dağlar alçak ve kıyının gerisinde vurgusu bizim. İşte aslında biz bu haritayı hiçbir zaman boş görmeyeceğiz. Her zaman dolu görmeye çalışacağız değerli arkadaşlarım. Dolu görebildiğimiz zaman onda soruyu çözmemiz hiç de zor olmaz. Evet değerli arkadaşlar dediğim gibi birinci dikkat etmemiz gereken ayrıntı buydu. Şimdi geliyor ikincisi. Yayında problem yok. Herkes burada değil mi? Tamam. İkincisi. Bazı yerler bizim için önemli. Mesela biri Orta Karadeniz. Diğeri şurası. Neden önemli? Burada kıyıdan içeri de gitsen çok bir şey değişmiyor. Biri Adana, diğeri de Samsun. Çünkü hatırlarsanız dağlar burada geride kalıyordu. Şimdi Doğu Karadeniz'de kıyı ile iç kesimler arasında iklim değişir, Batı Karadeniz'de değişir. Antalya'da kıyıdan içeriye giderseniz iklim, yani Antalya'dan Isparta'ya giderseniz iklimde ciddi bir değişiklik yaşanabilir. Ama Samsun'da kıyıdan içeri giderseniz çok bir şey değişmez. Adana'da da çizgiyi çok götürmemek şartıyla dağların geride kalması yine bir şeyi değiştirmez. Buna da dikkat edeceksiniz. Bir diğer ayrıntı da şimdi bak seni püf noktalara götürüyorum. Biz Türkiye'nin iklim elemanlarını işledik. Sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağışı işledik. Püf noktalara değiniyorum. Az sonra grafikleri de anlatacağım. Bugün böyle kısa tutmaya çalışacağım. Bir de burada bir hikayemiz var. Ege bölgesinde. Ege'de dağlar denize dik ama bir yer hariç. Muğla. Muğla'da da seni kıyı ile iç kesimler arasında hareket ettirdiğinde birçok şeyin değiştiğini, dağların kıyıya Muğla'da, Menteşe'de paralel olduğunu da unutmadığın sürece zorluk yaşamayacaksın. E yani bunlara dikkat edersen pek de sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Hadi sizi iklim grafiklerine götürelim. dediğim gibi henüz daha bekleyelim. Soru paylaşmaya soruları daha sonra. Ay iklim grafikleri değil mi? Dur bakalım. Başlığımız ne burada? Bir tık geri alacağım. sizi. iklim tipleri, iklim grafikleri. Şuradan bulayım. Bir sürü şey var. Bitki örtüsü. İklim grafikleri. Oh oymuş notumuz. Tamam. Sorular üzerinden anlatıyorum demek ki. <laughs> Yalnız bunu kendim hatırlamamam çok dramatik. Gelelim. Bir. Hayır ben çizeceğim. Fikrimi değiştirdim. Buradasınız değil mi? Tamam. Ben çizeceğim çünkü çizerken anlatmam lazım. Fikrimi değiştirdim. Nerede haritamız? Şurada en başta. Oynat geçerli sayfa tamam bakayım gayet iyi Karadeniz'e başlıyorum önce Karadeniz'in iklim özellikleri nelerdi? O kadar yanlış yapıyoruz ki iklim grafiklerinde o yüzden kendim anlatmak istiyorum Karadeniz yağış rejimi düzenli tamam en fazla yağışını sonbaharda en az yağışını ilkbaharda alır. Şimdi bu düzeni abartan arkadaşlar var. Karadeniz'in grafiğini çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aylar tabii ki 8, 9, 10, 11, 12. Bak hazırı var ama ben çizmek istiyorum. Çünkü anlata anlata gideceğim. Daha sağlıklı olsun. Yağış rejimi düzenli. Şimdi bu düzeni arkadaş zannediyor ki yağış böyle olacak. Efendim birinci ay, ikinci ay hemen hemen eşit. Olur mu? Düzenli derken nispeten düzenli canım. Bak ne diyor? En fazla yağış sonbahar, en az yağış ilkbahar diyor. O zaman biraz azalma görülebilir bazı aylarda. Böyle Ocak, Şubat, Mart'ta düşür, Nisan'da düşür, hatta Mayıs'ta iyice düşür. Haziran, Temmuz, Ağustos. Ellerim inanılmaz diyor çünkü diz Dizlerimin üzerinde anlatıyorum arkadaşlar. Henüz masa <laughs> masamız yok. Ya var da o masada şimdi yemek var o yüzden. Bak. E şimdi bunun neresi düzenli hocam diyorlar. Yok bu düzenli. Daha düzenli ne olsun bak. Kurak mevsim yok. Belki de böyle söylemek daha iyi Karadeniz için. Tamam ya düzenli. En fazla sonbahar. Eylül, Ekim, Kasım. En az ilkbahar. Sıcaklık. Şimdi dikkat. Karadeniz'de sıcaklıklar 0, 5, 10, 15, 20 böyle devam etsin 25. Sıfıra düşmez. Kar yağışı don olayı ve ayaz görülmez. Şimdi itiraz eden Karadenizli ilk defa katılan beni ilk defa dinleyen Karadeniz arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Sizin için sıcaklık grafiği de Düşürmedim ne yaptın hocam düşürmedim sıfıra ama hocam ben Karadenizliyim geçen kar yağdı sıfır gördü ya bir gün görür iki gün görür üç gün görür bütün ay görmesi lazım ki bu grafikte çünkü bak sen aşağıda günler değil aylar var aylık ortalamaları verdiği için Ocak ayının ortalaması Şubat. Karadeniz'de hiçbir ayın özellikle kıyı Karadeniz için söylüyorum. Yani Karadeniz ikliminin görüldüğü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt'u kastetmiyorum. Bolu'yu kastetmiyorum. Zonguldak'ı kastediyorum. Kastamonu'yu kastediyorum. Sinop'u kastediyorum. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'i yani kıyı Karadeniz illerinin orada sıcaklık sıfıra aylıkta düşmez. Aylık ortalama sıfıra düşmez. O zaman bu grafiğe göre aylıkta kar yağışı don olayı ayaz görülmemiştir. Sıcaklıklar pek değişmez, günlük de değişmez, yıllıkta da, da pek değişmez. Sıcaklık farkının Türkiye'de en az olduğu yer nemli olduğu için Karadeniz'dir. Bu Karadeniz'in grafiği zor değil hocam diyeceksiniz evet. Zaten en çok karıştırılan Karadeniz değil. Az sonra gelecek. Hangisi karıştırılıyor söyleyeceğim. Karadeniz'in bitki ormandır. Ama bitkiyi haftaya işleyeceğiz. Şimdi bitki olayına hiç girmiyorum. Bu grafikle ilgili bir sorunuz varsa bir kenara not edin. Birinci grafikte şunu sormak istiyorum diyebilirsin. Bir de şunu çok sorarlar. Hocam şıklarda şu vardı. Yıllık yağış miktarı şu kadar milimetredir. Bunu bulabilir miyiz? Tabii ki sıfır. Burada muhakkak rakamlar olacak. Profesyonel bir grafikte ki ÖSYM öyle kullanır. Milimetre. Yıllık yağış miktarı bulunur mu hocam? Bulunur tabii. Her ayın yağış miktarı bile bulunur toplarsın. Burada rakamlar var. Kaç milimetre her ayı topla. Sınav anında böyle oturup kalemle toplama yapmayacaksın. O ortalama en az alan 150 almış. En az ayda bile baharda bile 150 milimetre yağış almış. Bak. O zaman ya hocam 12 ay 150'den olsa zaten 1800 milimetre yapıyor. Oturup hesaplamaya gerek yok. Burası 1500 milimetreden daha çok yağış alan bir yer belli ki. Yıllık. Sıcaklık var yağış var, aylar var, şu sütunlar maviler yağış, kırmızı çizgimiz sıcaklığı gösteriyor. Sıfıra düşmemiş kar yağışı don olayı ayaz görülmüyor. İnat etmeyeceksin, grafikle inatlaşmayacaksın. Ama ben Trabzonluyum bizim oraya kar yağdı. Böyle olmaz. Unut onları. Bir gün yağdı, üç gün yağdı, beş gün yağdı, on gün yağdı, bir ay boyunca sıfırın altında kalsaydı Oraya Trabzon değil Sibirya denirdi, değil mi? Sen bir hafta üşüdün, anlıyorsun beni. Çok güzel Karadeniz'in hikayesi buydu. Vallahi Akdeniz çok kolay, ama şimdi dikkat. Bak şimdi, canım arkadaşlarım belki de bugünün en önemli olayını anlatacağım. Akdeniz çok kolay değil, değil niye değil bak? Yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık yağışlı ama çok kolay değil. Değil bak Almanya'da bile sinirlenebiliyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Gerçekten sonradan katılan arkadaşlar bu hocanın tırnakları neden bu kadar kirli? Çimento'dan arkadaşlar, çimentodan. 30 ne kadar? 30 kiloluk çimento torbaları bugün 2.2 ton taşıdım. Toplamda ama yalan olmasın bir arkadaş daha yardım ediyordu. Tek başıma değil. Tek başıma 1.1 ton taşımışım. 1 10, 11, 12. Ha. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Hocam Akdeniz kolay ama değil bak bak şimdi ne yapacağım. Sana tuzağa tuzak geliyor sana tuzak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. İşte efendim Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Aralık. Kış yağışlı bak. Yazlar kurak. Kış yağışlı yazlar kurak. Sıcaklığına da bakacağız tabii ki. Bakacağız sıcaklığına da acele etmeyin. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Sıcaklığı da çiziyorum. Hazır mısınız? Buyurun sıcaklığı. Sıfıra düşmüş mü? Düşmemiş. Sıfıra düşmemiş. Çok güzel. Arkadaşlar soru geliyor. Bu gördüğünüz grafik Antalya'nın mı? Diyarbakır'ın mı? Baktın kış yağışlı. Hmm, Akdeniz kış yağışlıydı. E sıfıra da düşmemiş. Antalya mı Diyarbakır mı? Açıyorum yorumu. Antalya mı Diyarbakır mı? Bak bugünün en önemli ayrıntısı geliyor dedim. Antalya mı Diyarbakır mı? Bekliyorum. Antalya mı Diyarbakır mı? Bekliyorum. Bekliyorum cevabınızı. Bir düştü. iki düştü. Üçüncü düştü. Şu ana kadar doğru cevap yok. Dördüncüsü düştü. Tuzak üstüne tuzak. Oh Alperen de düştü. Kusura bakma Alperen hocam. Özlem de düştü. Ayşe düşmedi. Meryem de düştü. Şeyma da düştü. Bütün Türkiye tuzağa düştü. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Kaos yaşanıyor şu anda. Kaos. Antalya diyenler. Şimdi beni dikkatli dinleyin. Nasıl kandırdım ama sizi? İbrahim Karakay hocam, hoş geldin. Çok özledik. Ben öyle deyince Diyarbakır cevapları gelmeye başladı. Bana ne, ben anlamam. Ben sizi tuzağa düşürdüm. Cevap Diyarbakır'dı. bakırdı. Hmm. E ama hocam, kış yağışlı. Nasıl cevap? Bir tek kendi zihnimi okuyamadım. O yüzden Gurbeteller'deyim. Gurbeteller. <laughs> Bakın yağış kış aylarında görülmüş. Tamam. Akdeniz yağış rejimi. Bak Akdeniz iklimi demedim. Akdeniz yağış rejimi. Vallahi arkadaşlar buradan buraya kadar zaten kış yağışlı. Yani bu Güneydoğu'dan da bir yer olabilir. Acele etme. İkinci veri sıcaklık. Bakıyorum. Hocam ortalama kış aylarında 2-3 dereceye kadar düşmüş Ocak'ta Aralık'ta da öyle Antalya olsaydı 2-3 dereceye kadar düşmezdi ama Diyarbakır'da düşebilir cevap Diyarbakır Şimdi açacağım interaktif gitmeliyim yorumu açacağım anlaşıldıysa artımı alayım anlaşılmayan bir şey varsa da zaten sorabilirsin ben de temizliğimi yapayım o arada Şimdi anladın mı yani böyle acele edersen Antalya dersin çak gitti en emin olduğun sorudan bir tane yanlış yaparsın. Ve bak bu karşına çıkacak ha. Bu karşına çıkacak. Yayında sıkıntı var mı? Donmayan başladı? Eyvah eyvah. Hani Antalya'da şey Almanya'da bir de internet iyi diyorlar. Ama o neden oldu? Bence telefonum ısındı. Bence telefon ısındı. Telefon ısındı nedir ya? Donuyor mu? Dondu mu? Ay. Bir daha anlatayım, bir daha. Dur, yayın iyiyse bir daha anlatayım. Şimdi iyi mi? Şimdi iyi mi? Tekrar ederim. Tekrar ederim. Donduğu için kaçırdınız. Tekrar ederim. Keşke silmeyeydim. Neyse. Geri alma tuşu var mı burada? Var. <laughs> Tamam. Tekrar edeceğim. Yayın iyi mi şimdi? Şu an iyi. Tamam. Yorumu kapatayım izninizle bir daha anlatayım. Bir daha anlatıyorum. Bakın. Sizler şöyle yapabilirsiniz. Şu tuzağa düşebilirsiniz. Hocam vallahi ben sınavda bunu gördüm. Baktım kış yağışlı, Antalya diye düşündüm. Çünkü Antalya Akdeniz iklimi kış yağışlı. Hayır arkadaşlar. Güneydoğu da kış yağışlıdır. Çünkü küçük E harfinden hatırlarsınız ki İç Anadolu ilkbahar, Erzurum karsı yağış, Karadeniz sonbahar, şurası komple kış yağışlı. Şimdi bir dakika. Akdeniz'de kış yağışlı, Güneydoğu'da kış yağışlı. Yani kış yağışlı, kış aylarında yağış alan bir yer gördünüz mü? Acele edip hemen Antalya demeyin. Bir bekleyin. Güneydoğu illeri de en fazla yağışını kışın alıyor. Sıcaklık ortalamasına baktığımızda 0 ile 5 arasında kış aylarında Ocak ve Aralık'ta iyi de Antalya'da, Mersin'de, Hatay'da, Adana'da kışın 10 derecenin altına düşmez ki. Ama burada düşmüş. Yani kış yağışlı ama kışları daha soğuk geçen bir yer. Güneydoğu Anadolu. Cevap diğer bakır. İşte ben bu tuzaklara düşmeyin diye anlatıyorum. Şimdi açıyorum yorumu İnşallah bu sefer yayın donmamıştır. Ya. Almanya bizi kıskanıyor mu? Valla tek tek sordum. Evet çok kıskanıyorlar. Özellikle bizim nasıl böyle bir ölçmecimiz olmaz diyorlar. Yani tufan neden bizim ölçmecimiz değil diyorlarmış. Yani kıskanmalarının tek sebebi bizim ölçme hocamız neden yok? Evet. Bu sebeple kıskanıyorlar. <laughs> Tamamdır. Şimdi İç Anadolu ve Erzurum, Kars'ı da anlatacağım ve bitireceğim. Bu arada hoş geldin Tufan. Sana çikolata getireceğim Almanya'dan Tufan. <laughs> <laughs> evet artık karasal ve sert karasal ayrımını da yapalım. Burada da bomba gibi bir ayrıntımız var. Çok dikkat etmeniz gerekecek. Buradaki ayrıntı da çok dikkat edin. Değer gerçekten dikkate değer bir ayrıntımız var. Ondan sonra da izninizle bir duş alıp bir de artık akşam yemeği vakti gelecek. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12. Çok güzel. Ayları çizdik. Yağışı gösterelim. Hocam İç Anadolu en fazla yağışını ilkbaharda alıyor. Tamam. Ben de size bir soru sorayım o zaman. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Dikkatli olacaksınız. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Tamam. Aylar çok görmüyor. Elim çok titriyor arkadaşlar ya. Masada değil dizlerimin üzerinde anlattığım için sizin için diz çöktüm. Şimdi sıcaklığı da gösterelim. <laughs> sıcaklığı bu sefer bu tarafta göstereyim. Hep bu tarafta olunca alışkanlık yapıyor. Bu sefer sağa bakmayı unutuyorsunuz. Sıcaklığı da gösterelim. Evet. <laughs> Tuzaklarla dolu bir soru geliyor. Tuzaklarla dolu. <laughs> Tabi yaz sıcaklığına dikkat etmiyorum. Daha fazla çıkabilir. Yani hocam onda mı kalıyor ya falan ya o kadar önemli değil. Şimdi bir bakın bakayım buna soruyu da soruyorum. Bu grafik Konya'nın mı Erzurum'un mu? Canım evet. tamam, arkadaşım bu kısmında ne olur biraz daha konsantrasyon. Biraz daha konsantrasyonu sağlayalım biliyorum. Buradan sıkıcı olabiliyor. Sonuçta yani teknoloji üzerinden işleniyor bu ders. Ama biraz daha dayanın, direnin. Bu kısmını da anlarsanız benim için başarılı bir grafik çalışması olmuş olacak. E, çizdiğim iğrenç grafik için de sizlerden özür diliyorum. Ve yorumu açarak... Evet sorumuz Konya mı Erzurum mu? Allah'ım lütfen herkes düşsün yine deminki gibi düşsünler, yanlış yapsınlar. Çünkü siz yanlış yaparsanız doğrusunu anlatabilirim. Yanlış yaparsanız doğrusunu anlatabilirim. Evet bir kişi düştü. Bir, bir. Hmm. Bunlar bunların çoğu geçen sene benden ders dinlemişler. Belli bak. Bir kişi mi düştü sadece? <laughs> Çok sıkıcısınız ya. İnsan benim hatırım için yanlış söyler. Evet Erzurum tamam tamam. <laughs> Çok kırılgan bir yapayım var zaten. Küserim ha bak. Çabuk küsen biriyim biliyorsunuz. Zamanı kış ise Konya, yaz ise Erzurum. Evet. Evet. Tamam harikasınız. Çok çok tatlısınız. Siz Konya demişiz gibi anlatın. Tamam aynen öyle yapacaktım. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Harikasınız. Ay nasıl moral oluyor bana var ya. Size çok ihtiyacım olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ee, evet uzun arada verdik. <laughs> Ama olsun bundan sonra vermeyiz inşallah. Ee, şimdi birincisi. Hocam sıfıra düşmemiş diyen arkadaşlar çıkabilir. Hocam sıfıra düşmemiş ki ne Konya ne Erzurum. Konya'da da sıfıra düşer Erzurum ama burada sıfıra düşmemiş. O sıfıra düşmemiş diyen buraya bakmamıştır. Çünkü sıfır burada. Her zaman sıfır tam dipte olacak diye bir şey yok. Bu sınav aynı zamanda dikkat ölçen bir sınavdır. Diyor ki ya ben koskoca öğretmen atayacağım. Koskoca maaşlar vereceğim. İhya edeceğim. E dikkatli de olsun diyor. Sen de kalk bu dikkatsizliği yapamazsın. Sıfır burada bir defa sıfırın altına düşmüş hem de baya baya düşmüş. Oh bak eksi kaçlara kadar. Ama Konya'da da düşer hocam Erzurum'da da. Arkadaşlar Konya'da sıfıra değer biraz altına düşer. Çok az. O da bir ay bir buçuk ay ama Erzurum'da üç dört ay olur bu. Bir defa oradan sıfırın altına baya düşmüş üç dört ay düşmüş. Buradan bile Erzurum. Ama hocam iyi de en yağışlı ay Bazen Mayıs oluyor. Bazen işte ben size bir şey söyleyeyim mi? Erzurum'un en yağışlı ayı Mayıs. Yani neredeyse ilkbahar yağışlı. Hatta Erzurum aslında ilkbahar yağışlı. Kars Ardahan yaz yağışlı. Belki ilk defa duyuyor olabilirsiniz bunu. Bir daha söylüyorum. Net bilgi. Gidip başkasına da sorabilirsin. Önemli değil. Erzurum ilkbahar yağışlı. Kars Ardahan ağır yaz yağışlı. Ya. O yüzden Erzurum'u bazen en fazla yağışı Mayıs'ta gösteriyor. Soruyu soruyor. Millet Mayıs'ı görünce ay ilkbahar burası Konya diyor. Ama cevap Erzurum çıkıyor. Nasıl olur diyor. Mayıs en yağışlı aydı. Mayıs olduğu için ben yaptım. Bu arada galiba yayında bir problem oluştu. Birden çünkü sayımız azaldı hızlı bir şekilde. Ay dizlerim nasıl ağırdı nasıl. Değerli arkadaşlar bunun cevabı Tabii ki Erzurum çünkü çokça ay yani 3-4 ay kadar sıfırın altına düşmüş bir oradan bir de yaz yağışlarından Erzurum demeniz lazımdı ben bir yorumu açayım sanırım bir yayında belki bir donma olmuş olabilir artık o da buranın interneti çok iyi çok iyi diyorlar yok ya arkadaşlar ya Almanya gerçekten bizi kıskanıyor hatırlarsanız ben evden yaptığım derslerde hiç donma yaşamıyorduk Şimdi bakıyorsun buranın internetine. Fakir bu ülke ya. Fakir fakir. Yani neyse. Yayında sıkıntı yok. Tamam arkadaşlar. Bak Konya için şunu söylemek isterim size. Size bir Konya grafiği gelsin. Tam bu Erzurum zaten hepimiz hemfikirdik. İyi grafikle ilgili sorunlarınız yok. Çok ketum değilsiniz yani böyle. Ama en yaşlı ay Mayıs'tı. Ben de Konya yaptım. Yo 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 Erzurum'un en yaşlı ayı Mayıs zaten onda bir problem yok. Bu konuyla ilgili e, şöyle yaparız bir sonraki dersimizin ilk 15 dakikasında soru çözeriz. Bugün çok uzadı çünkü ha diğer hocalarımız yayın açtı doğru. E, tamam zaten ben kaydediyorum biliyorsunuz bu arada değerli arkadaşlarım dış güçler evet şu an ben de dış güç mü oluyor be? Hey. Oh. Ben de dış gücüm artık. Neyse. <laughs> keçici dış güç. Kaydedeceğim değerli arkadaşlarım. Erzurum hep sallanmış. Yuvalla 7 suyu fayı riskli ama bu Erzurum'a zarar vermez. 7 suyu fayının e, zarar vereceği yerler maalesef Bingöl e, en ciddi hasarı alır. 7 suyu fayından etkilenir bir daha şimdi şey düşünebilirsin ama yakın hocam. Hayır arkadaşlar bu onunla ilgili tabi Erzurum yakın. Tabii ki hissedersiniz ama yıkım seviyesinde bir e, sorunla karşılaşacağını Erzurum'un zannetmiyorum. Yedisufay'ından etkilenecek yerler Bingöl Erzincan biraz da güneyde Elazığ Elazığ'a kadar etkili olabilir. Ama yani yıkım inşallah olmaz. Rabbime sirgesin. Ama böyle bir şey olursa tabi ki Bingöl en ciddi zararı görür. Onu da söyleyeyim. E, i̇nşallah olmaz yani. Konya'nın grafiğini gösterecektim zaten. Tam o yüzden hemen <laughs> hemen Konya grafiği gelsin değerli arkadaşlar. Ben de sizin hakkınızı ödeyemem. Binlerce aileye yardım ettiniz. Yani benim vesilemle binlerce olmayabilir. Benim yani benim vesilem demeyeyim. O sizin sayenizde. Ben sadece oralı olduğum için aracı oldum. Halihazırda yetişemediğim çok dostumuz da oldu. Çok arkadaşımızdan da mesaj aldım. Ama ee, sağ olun var olun Allah razı olsun yani gerçekten hiç tanımadığınız birçok aileye yardım ettiniz aslında onu da söyleyeyim ee, gerçekten sizlere nasıl teşekkür edeceğimi çoğu zaman bilemiyorum O yüzden bu dersleri anlatmak e, soru tutturmak e, en sıkışık anınızda yanınızda olmak boynumun borcu bunu da taki yapmak için söylemiyorum e, biz yaşadık hep beraber yaşadık o acı maalesef deprem ve sonuçlarını e, dağıldık memleketim yok oldu artık bir memleketim yok e, ama vatanım var çok şükür ve insanlarımız çok iyi çok iyi çok destek oldunuz dağılan ailelere e, böyle küçük de olsa büyük de olsa destekler verdiniz ulaştırdık hepsi sizden duacı oldu e, sağ olun var olun artık gerisi de inşallah devletimizin işi onlar da İnşallah ee, inşallah unutmayacaklar veya destek olmaya devam edecekler diye düşünüyorum. Şimdi Konya grafiği geliyor. Değerli arkadaşlarım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bak Konya'nın yağışı ile ilgili bir sorunumuz yok. İlkbahar tamam ilkbahar. Konya'nın sıcaklığı sizi çok korkutuyor. Nasıl hocam? Nasıl korkutuyor? Bak nasıl korkutuyor. Ters köşe yapıyor. Sıcaklık mevzuu şöyle yapıyor. Diyor ki hocam ama Konya çok soğuk bir yer sıfırın altı yeter. Sıfıra değmesi bile Konya olması için yeter. İsterse grafiği çizen sıfırın biraz altına da indirebilir. Ama sakın böyle bir şey bekleme. Sakın böyle bir şey bekleme. Bu işte Konya. Ocakta bir sıfıra değiyor azıcık. Bir de aralıkta değiyor azıcık. Ya da biraz altına iniyor. Öyle eksi on. Ya ama hocam ben Konya'ya Konya'da okudum. Bak ne diyor biliyor musun arkadaş? Hocam ben Konya'da okudum üniversiteyi. Bir ara eksi 12'yi gördük. Bir gün, iki gün, beş gün. Ya aylık sıfıra değmesi Konya için yetecektir. Konya için, Kayseri için, Ankara için yetecektir. İç Anadolu illeri için sıfıra değmesi yetecektir. Ha Erzurum için tabii ki sıfırın çok altına düşmesi gerekir şöyle. Hem de birkaç ay bak. Bir, iki, üç, dört falan. Ama Konya için bir, bir buçuk ay sıfıra değsin sıfırın biraz altı olması yetecektir. Bazen oradan ters köşe oluyorsunuz. Diyor ki hocam öyle çok da düşürmediği için ben bu Konya değildir diye düşündüm ya. Anlatabiliyor muyum? Anlatabildim mi? Nasıl geçti ders bilmiyorum. Zaman çok çabuk geçti. Çok uzak diyarlardan, gurbetten size seslendim. Bir gurbetçi olarak artık tırnaklarım, ellerim hala kirpas içinde size bir şeyler anlatmaya çalıştım, unutmamaya çalıştım. Sizler de beni unutmayın. Dostlar, arkadaşlar, sağ olun, var olun. Ben de sizleri çok seviyorum. Birçoğunuzla hiç fiziki olarak yüz yüze hiç tanışmadık ama kriz anında, acı günlerde adeta bir aile olduk. Ee, sağ olun, var olun. Ee, Dediğim gibi ben size hep minnettarım. <laughs> Allah eurolarınızı arttırsın. <laughs> Hiç önemli değil arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ben Türkiye'de de geliri olan biriydim. Ama yorgundum, kırgındım, küskündüm. Biraz değişiklik olsun istedim. Yoksa e, nasibimiz, rızkımız her yerde vardı. Türkiye'de de vardı. Sağ olun. Allah sizlerden de razı olsun. Ee, sağ olun var olun Çok uzatmayayım diğer hocalarımızı yayın açtılar Onların derslerine de e, yetiş Takar e, Teşekkür ederim yıllardır dinliyor musunuz Sağ olun var olun Peki O zaman izninizle değerli arkadaşlarım Açlıktan ölüyorum <laughs> Bir şeyler yemiş olmam lazım artık Atanmış olarak izleyen Dostlar hayırlı uğurlu olsun Görevde başarılar Diliyorum darısı da sınava girecek arkadaşlarımız olur inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar. Türkiye'ye çok çok selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.